Herkese esenlikler, herkese kutlu günler. Kısa bir video ile yine sizlerin karşısındayım. Ben Soylu. Evet, uzun zamandır canlı yayın yapamıyorum. Yani kanalımızın formlarında uzun bir zamandır yapamıyorum. Çünkü vakit biraz sıkıntısı yaşıyorum. Şubat ayına kadar da bu devam edecek. İşte internetle ilgili de bazı sorunlar yaşıyorum. Umarım bunları atlattıktan sonra yine canlı yayınlarda sizlerle beraber olacağız. En azından haftada bir sefer canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bu manada bu kısa videolarla en azından sizleri yalnız bırakmamak, ben de özlemimi gidermek adına iyi olacak, benim adıma iyi olacak. Bugünkü konum bu geçtiğimiz 10 Kasım'da birilerinin Atatürk'ün camilerde anılmasından rahatsız olması. Çok ilginç ki bunu mesela bir teistin yerine ateistin yapması daha mantıklı gelebilirdi. Atatürk'ü işte dindar gibi göstermek, dini objelerin içerisinde kullanmak gibi bir itirazda bulunabilirdi. Bu belki makuldü. Ancak şöyle bir şey var. Dindarların Atatürk'e, daha doğrusu teistlerin Atatürk'e, ateistlere göre daha çok minnet duyması gerekiyor. Çünkü inançlarını daha özgürce yaşıyorlar. Eğer dini bir hakimiyet üzerinde yaşıyorsanız, atıyorum Şia hakimiyeti üzerinde yaşıyorsanız, Sünni inancına karşı baskılar kaçınılmaz olur. Ya da diğer dinlere, Hristiyanlık ya da Yahudiliğe. Ya da Hristiyan kilisesi hakimiyetinde yaşanan bir toplumda Müslüman ya da Yahudi kalmanız, ki 2. Dünya Savaşı bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir, Katolik olan Adolf Hitler'in Yahudi ve Müslümanlara tırnak içerisinde yaptığı zulümler tarih sayfalarında kara bir leke olarak anılmaktadır. Dolayısıyla Atatürk'ün getirdiği laik demokratik düzende, dindarların dinlerini özgürce yaşayabildiği, hangi dinden olursanız olun sizin inançlarınıza karışılmadığı, ancak sizlerin inanç hakimiyeti içerisinde kurmaya çalıştığınız devlet yönetimine karşı da bir duruş sergilemektir. Dolayısıyla inançlı bireylerin hangi dinden olursa olsun kiliseler, sinagoglar, camiler, hatta ve hatta cemevleri yoğun bir şekilde Atatürk'e minnet duymak zorundadır. Bu kaçınılmaz bir gerçekliktir. Ancak bugün günümüzde radikal İslamcılar, bir kenara bırakıyorum, onlar zaten ülkenin şeriatla yönetilmesini, tamamen işte Sünni şeriatla yönetilmesini isteyen gruplar. Ama bunların yanında modernistler, İslam yanlış anlaşıldı, İslam hoşgörü dinidir, İslam şöyledir, İslam böyledir diyenlerin bu 10 Kasım'da Atatürk'ün anılmasından rahatsız olduklarını görüyoruz. Bu anlamsız bir çelişkidir. Sizin bugün özgürce dine karşı bile yaptığınız bu reformist tutumun tek ve yegane izin vericisi Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Laik düzendir. Eğer bir din düzeniyle yönetiliyor olsaydınız bunları söyleme hakkınız asla olmazdı. Bunları göz ardı ettiklerini görüyorum ve şiddetle bu yapılan hareketin Atatürk'e karşı, Atatürk ilke ve inkılaplarını, bizi hep bir arada tutan bu ilkelere düşman kesilmeyi esefle kınıyorum ve reddediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu kısa videodan sonra tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Bu videoyu beğenir, sosyal medyalarınızda paylaşır, bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız gelecek videolardan da haberdar olursunuz. Bütçeniz dahilinde katıl butonuyla üye olursanız üyelere özel videolarda da görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.